Merhaba sevgili dostlar, Binbir Gece Uykuları programı ile sizleri iyi uykuya olan yolculuğumuza dahil etmek istiyorum. Bu program dizisiyle sizlerle uyku bahanesiyle hayatı konuşacağız. Birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir hayatın peşinden gideceğiz. Haydi buyurun. Sevgili dostlar, bugün size uzun ve sağlıklı bir ömrün sırlarından birini açıklayacağım. Daha önceki bazı programlarda da anlattım aslında. Ortalama bir insan ömrü hiç durmadan uzuyor. Yani 150 yıl önce 30 yıl olan ortalama insan ömrü şimdi 80-85 bandında. Yakında 100'e yaklaşmasını bekliyoruz. İnşallah bu programı dinleyenlerin büyük çoğunluğu 100 yaşını görecek diye düşünüyorum. Belki 120'ler olacak aramızda. Şimdi tabii mesele o günleri görmek değil de oraya nasıl veya ne halde varacağımız. Şimdi artık tıp isteseniz de ölmenize izin vermiyor. Fakat hastalıklar eğer kendinize iyi bakmazsanız bayağı sıkıntı veriyor ve süründürüyor. Yani bugün en çok sıkıntı yaratan hastalıklar tansiyon, şeker, insülin direnci, karaciğer hastalıkları, kanser, depresyon diye uzayıp giden bir liste. Ve tıp uzmanları diyor ki yani bunların çok büyük bir kısmı aslında yani hayat stilinizle ilgili. Yani dolayısıyla bizim yaşam biçimimiz ve tercihlerimiz bunu şekillendiriyor veyahut da daha genç yaşlarda bunlarla karşılaşmamıza sebep oluyor. Aslında uzun ve sağlıklı bir yaşamı hedefleyen, genç kalma konusunu hedefleyen tüm araştırmalar, tüm çalışmalar insanı böyle sağlıklı yaşatıp çok ileri bir yaşta küt diye öldürmek hedefine sahip. Ben size bugün İşte tam bu noktada çok önemli olan bu sirkadiyen ritmini ve bunun sağlıklı ve uzun ömür için nasıl kullanılacağını anlatacağım. Bu konu çok önemli çünkü aslında Amerikalılarda ve Amerikan üniversitelerinde ciddi kürsüler falan var bu konuda. Bizim Türkiye'de çok fazla üzerinde durduğumuz bir konu değil belki. Şimdi bu nedir? Bir kere sirkadiyen dediğimiz şey günlük döngü diye Türkçe'ye çevirelim. Tüm canlıların içerisinde 24 saati düzenleyen bir saat var. Yani günün 24 saatini ayarlayan, düzenleyen bir saat var. Hatta bir tane değil, 10 tane değil, 100 tane değil, milyonlarca var. Yani her hücrede aslında bir saat var. Hücrenin nükleosunda gen olarak kodlanmış bir saat var. Ve bu günün hangi saatinde o hücrenin hangi maddeyi sentezleyeceğini, nasıl davranacağını biliyor ve dikte ediyor. Dolayısıyla aslında merkezi bir saat üstünden genlerimize seslenerek, burayı yönlendirerek bütün vücut bir saat ve bir tempo doğrultusunda ortak hareket ediyor. Şimdi bu bir kere bir insanda bir günlük döngü nedir? Bir buna bir bakalım isterseniz. Yani mesela gece 2'de en derin uykuda oluyoruz genel olarak. Gece 4 gibi vücut ısımız biraz artmaya başlıyor. Sabah 8 gibi melatonin salgısı azalıyor. Uyanma ve ayılma prosesine geçiyoruz. 9-10 gibi sindirim sistemimiz, sindirim hormonlarımız aktif hale geliyor. Yine 10-11 gibi beynin uyanıklık seviyesi zirveye ulaşıyor. Öğleden sonra kaslar daha aktif hale geliyor. Akşam mesela tekrar melatonin salgısı başlıyor. Vücut ısısı düşüyor. Stres hormonu seviyesi düşüyor. Artık biz uykuya hazırlanıyoruz ve belli bir saatte de artık uyumamız gerekiyor. Ve bu neredeyse her gün kusursuz şekilde tekrarlanıyor. Ama nasıl oluyor bu? Şimdi bu kusursuz sistem diyoruz da kusursuz sistem aslında tam da kusursuz değil. Yapılmış çok güzel bir deney var. Mağarada geçiyor. Gönüllü denekleri zifir karanlık bir mağaraya ışık görmeden 32 gün kalacak şekilde kapatıyorlar. Bu deneyin sonucunda şunu görüyorlar. Aslında insan güneş görmediği zaman bir günü 24,5 saat gibi yaşıyor. Yani bizim saat yarım saat geri kalıyor. Demek ki bu saati her gün ayarlamak gerekiyor. Şimdi biz güneş ışığını saatimizi ayarlamak için kullanıyoruz. Her bir gözümüzde 5'er bin adet melanopsin adı verilen hücrelerden var. Bunlar mavi ışığa ayarlı sensörler. Bu sensörler gözümüz kapalıyken bile ışığı hissedip beynin süprakiyazmik nükleus isminde bir kısmına iletiyorlar. Burası da işte
tüm vücuttaki hücreler için saatleri ayarlama enstitüsü. Burası da bütün vücuttaki hücrelere talimat veriyor. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Yani güneşe çıkmadığımız böyle yağmurlu, puslu, pis bir gün hayal edelim. Ofiste geçirmişiz günü, akşam karanlık olmuş, eve gitmişiz, ev ışıl ışıl, mavi ışık yayan bir sürü ekran önünde oturuyoruz saatlerce. Şimdi bu tabii bu saatin kafası karışıyor değil mi? Çünkü bizim 2 milyon yıllık geçmişimizde böyle bir konu yok. Bakın mavi ışığa duyarlı bu melanopsinler. Kırmızı ışığa değil. Neden? Çünkü kamp ateşinden alışık ona. Ama mavi ışık onun için gün ışığı anlamına geliyor. Şimdi enteresan şekilde alakasız zamanlarda yemek yemek de bu saatin kafasını karıştırıyor. Yani gece yarısı yenen bir yemek de birçok fonksiyonu darmaduman ediyor. Şimdi peki bu neden önemli? Sirkadiyen ritim artık yani uykuyla ilgili konuşan benim gibi çok konuşan adamların ağzından düşmüyor ama aslında sadece uykuyla ilgili değil bütün metabolizmayı ayarlıyor. Biz biliyoruz ki özellikle yani sirkadiyen ritmin bozulmuş olması metabolizma ve metabolik hastalıklar konusunda da son derece önemli bir risk faktörü. Bu konuda yapılmış onlarca fare deneyleri var. Yani ya fareler işte böyle ışıkla falan saatlerini bozuyorlar ya da genetik olarak müdahale ediyorlar veya beyinlerine müdahale ediyorlar ve sirkadiyen ritmini bozuyorlar. Saat bozulduğunda denekler kilo almaya başlıyor, insülin direnci oluşuyor, tüm kan değerleri bozuluyor. Yani biz bu saati doğru çalıştıramadığımız zaman bütün vücut fonksiyonları etkileniyor ve bizler açıkçası bu ritmi hiç dikkate almıyoruz, kafamıza göre takılıyoruz. Uyku dahil birçok şeyin saatiyle sürekli oynuyoruz. Peki şimdi güzel, ikna olduk. Bu önemli bir şey. Sirkadiyen ritmimizi nasıl tamir ederiz? Ben size 6 tane tavsiye çıkarttım. 1. 8 saat yatakta kalmamız gerekiyor. Yani belli bir gidiş saatimiz olmalı yatağa. 8 saat uykuya ayırmalıyız. 7 saat gibi bunun bir neti olur. Ve bunun olabildiğince aynı saatlerde olması önemli. Sabah en az 1 saat kahvaltı yapmamalıyız. Bu 2 numara. Neden? Hazmetmekle ilgili hormonlar henüz hazır olmuyor. Uyanır uyanmaz kahvaltı yaptığımızda. Vücut yoruluyor. Erken yapılan kahvaltılar sebebiyle ve kan şekerini de düzenlemekte zorlanıyor vücut. 3. Intermittent fasting denilen yani aralıklı oruç gibi uygulamalar aslında içimizdeki saate çok iyi geliyor. Bu nedir? Yani yemek yenilen saatleri sınırlamak. Yani giriş seviyesinde 8 ile 12 saatle sınırlamak. İleri seviyelerde hani 4 saate kadar bunu düşürmek. Hatta işte OMAD denilen, One Meal a Day denilen yani günde tek öğün beslenmeye kadar bunu götürenler var. Ama genelde bunları hani böyle kilo verme çalışmalarında görüyoruz. Ama her şekilde aynı saatlerde yenen ve belli bir günün belli bir zamanına sıkıştırılan bir yemek yeme saati vücut saatine iyi geliyor. 4. 30 ile 60 dakika arasında en az gün ışığı almak. Şimdi zaten güneş ışığının saati ayarladığını biliyoruz, söyledik. Güneş zayıf bile olsa, bulutlu bile olsa bu yeterince fayda sağlıyor. Ayrıca tabii biliyoruz gün ışığı ne yapıyor? Bir D vitamini sağlıyor. 2. Depresyonu engelliyor. Depresyon buluntularını azaltıyor. 5 numara antrenmanları öğleden sonra yapmak. Neden? Kas sisteminin öğleden sonra çalıştığını biraz önce söylemiştim. Dolayısıyla bağları, lifleri, kemiklerin sakatlanmaması için aslında öğleden sonra iyi bir saat. Ayrıca kan şekerinin düzenlenmesi açısından da akşam üstüne doğru yapılan idmanlar daha faydalı oluyor. 6. Yavaşlamak. Yani uykuya hazırlanmak aslında belli bir süre öncesinden, mesela 3 saat öncesinden başlayan bir proses. Yani 3 saat önce mesela artık yemek yemeyi bırakmak gerekiyor. Bu mideyi koruyor, uyumayı kolaylaştırıyor. Ayrıca gece açlık tokluk hormonu düzenlemesini de düzgün yapılabilmesini sağlıyor. Sesi, ışığı azaltmak bildiğiniz gibi önemli. Işık azaltılması melatonin için önemli olduğunu söyledik. Buradaki hedefimiz aslında 20 lux gibi bir ışık şiddetine kadar ortamı loşlaştırmak. Romalılar şöyle demiş. Fugiti irreparable tempus. Bu zaman geri alınmaz biçimde uçuyor gidiyor demekmiş. Ömür bu şekilde giderken aslında nasıl yaşlanacağımız biraz da bizim elimizde.
Yani içimizdeki saatle kavga etmeden onun gereklerini yerine getirmek son derece önemli. Belki biz içimizdeki saatle barıştığımızda kainatın saati de bize biraz iyi davranabilir gibi görünüyor sanki. O zaman iyi uykunun sihirli gücü hep üzerinize olsun. İçinizdeki saat tıkır tıkır çalışsın değerli dostlar. Sağlıcakla kalın.